Cumhuriyet Halk Partisi sistem değişikliğinin ardından yeni yasama dönemine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkin bir muhalefet yürütmeyi planlıyor. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında hayır diyen ve güçlü parlamenter sistemi savunan CHP, sistem değişikliğinin ardından yeni yasama dönemine hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet rotası çizdiği CHP, bundan sonraki süreçte izlenecek stratejiye ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Daha güçlü bir demokrasi mücadelesi söylemiyle yola çıkan parti, grubundaki 146 milletvekiliyle etkili bir siyaset izlemeyi, meclisi aktif bir şekilde çalıştırmayı planlıyor. Milletvekili çıkaramadığı illerdeki seçmene de ulaşmayı hedefleyen parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yönde siyaset izleyerek yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini sık sık meclis kürsüsünden dile getirecek. Geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı oluşturmak isteyen CHP, vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve kanaat önderleriyle daha sık bir araya gelecek. Parti örgütlerinin halkla birebir temas kuracağı bu süreçte sokağın nabza tutularak demokratik tepkiler her alanda ifade edilecek. Yakın zamanda yerel seçim çalışmalarına start verecek olan parti, özellikle büyük şehirlerde yaşayan seçmenlerin dikkatini çekecek adımlar atacak. Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği hedef doğrultusunda Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Antalya belediyelerini almaya çalışacak olan parti, belediye başkan adaylarını Eylül ayına kadar açıklayacak, ardından alanlara inecek.